Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığ ve iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, zil butonunun tümü yazan yeri işaretlerseniz bu şekilde tüm bildirimlerden haber alırsınız. Eğer orayı işaretlemezseniz bildirimler size gelmez arkadaşlar. Şöyle 22 numara tığımın numarası ve böyle petrol, açık petrol yeşili tülbentim var. Şöyle tülbentim Cenk marka arkadaşlar, kaliteli olsun diye tığ battılar deliniyor. Göz zevkinize şöyle güzel hitap etmek için bu şekilde tek renk açık petrol bir tülbent aldım. Şimdi modelimize bakalım. Evet, modelimiz bakın bu şekilde, şöyle çok güzel, hem yaprağı pipirikli hem de çiçeği bu şekilde pipirikli hafif bir model hazırladım. Şöyle uzaktan bakınca arkadaşlar sanki yaprağı çilek gibi gözüküyor. Şöyle ters tarafından bakayım, ben daha doğrusu bu modeli görünce şöyle ters tarafından yaprağını çilek zannettim ilk önce. Yakından bakınca kirpikli bir yaprak olduğunu anladım. Böyle çok hoşuma gitti. Sizlerle de bu modeli paylaşmak istedim. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Tülbentimin kenarlarını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyorum. 696 nolu videomda tüm işlemleri, püf noktaları, kenar tığlama mevcut arkadaşlar. YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne oyaları yazdığınızda tülbent kenar tığlama işlemimiz çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıma girip sabitledim bakın. Bir tane bu şekilde tığ battı yaptık. 2 tane tığ battıyla başlıyoruz. Şöyle üçer zincirle çekmiş olduğum 2 tane tığ battı. Modelimize bu şekilde başladık. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 3 seferde 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bu bizim yaprak için yuvamız olacak. Şöyle bir zincir çekip bir defa doladım. Hemen bakın 2 ve 2 olarak aldım. Bu şekilde tombik bir yaprak yapacağız. Çilek görünümü veren bir yaprak olacak. 4 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitledim. Hemen yine bir defa tığımı doladım. 3 seferde 1, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanı yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Yine trabzanımın arasına ikinci kirpiğim oldu. Bu şekilde toplamda 5 tane. Evet, 5 tane olması lazım. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2 alarak 3 seferde bir trabzan. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi trabzanımın arasına. 3. kirpik. 2 defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde 4. trabzanı yaptım. 4 zincirimi çekip buraya trabzanın arasına sık iğne ile sabitledim. Tomurcuğumu yaptım. 2 defa yine tığımı doladım. Pardon, bu sefer 3 defa. En son 3 defa tığımı doluyorum ve 2 2 2 şöyle 2 alarak bakın en sonunu bu şekilde kalın olsun diye 3 sefer doladım. Şöyle yine 4 zincir. Tomurcuklarda zincir sayısı hiç değişmiyor. 4 zincirden 5 tane bu şekilde tomurcuğu yaptık. Şimdi 2 defa tığımı doluyorum. 3. tığ battımın içine girip şöyle 2 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde yan yatan bir yaprak yaptık. Evet arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde 3. tığ battının içine girildi. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. hemen trabzanımın içine kapatıp buraya 4 tane sık iğne, şöyle 2 3 4 bir tane daha yapıp 5 tane sık iğne yapıyorum. Dibine değil, bakın trabzan yaptığımız yeri değil, bir sonraki boş olan yuvanın içine kapatıyorum. 6. trabzanım bu şekilde oluyor ve 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Hemen şöyle ters çevirdim, bakın. Buradaki 3 zincirin içine girip şöyle minik bir tomurcuk yapmıştık. Sabitledim. 5 zincir çekerek düz tarafına döneceğiz. Bu da hem de kirpiklerimiz için yuva olacak. Düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirin içine kapatıp buraya bir tane yuva oluşturdum. Geri kalan kısma sık iğne dolduruyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 bakın bu şekilde bir tık uzununu yapıyoruz arkadaşlar. 8 şöyle birazcık çekebiliriz. Ve aynı tığ battıya değil, bir sonraki tığ battıya girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Evet, bir tanesini oluşturmuş olduk. Bakın çiçek için 2 tane, biri minik biri büyük olarak 2 tane dal yapmış olduk. Yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yine ilk başladığımız gibi aynı şekilde şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sıradakine kapattım. Yine 3 tane zincir. Sıradakine kapatıyorum. 2 tane böyle tığ battı ara mesafesi verip hemen bir sonraki tığ battıya 1 2 2 alarak 3 seferde aldığım minik bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp hemen trabzana girdim. 2 ve 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan. 4 zincir kapatıyorum. 4 zincirimi şöyle minik trabzanıma tomurcuk. Bir defa tığı doladım. Trabzana girdim. 1 2 ve 2. Bakın bir tık uzun trabzan. 4 zincir kapatıyorum. Hemen buraya ve 2 defa dolayıp aynı trabzana şöyle 2 2 ve 2 olarak bu şekilde 3 seferde bir trabzan. 4 zincir kapatıyorum. Yine 2 defa doluyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın bu trabzanın darlığı da tombik olmasını o da sağlıyor. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Bakın. Evet, şimdi sonuncu için 3 defa tığımı doladım. 2 2 alarak çıkacağız. 2 şöyle dibini birazcık oturtturuyorum. Sonrasını uzun çekiyorum. Dibini uzun bırakmayın. Sağa sola bollaşmasın. Dibini güzel sıkıca oturtturup sonrakileri boyuna göre bu şekilde bakın bir sonraki trabzandan bir tık uzun olacak şekilde trabzanımızı yapıyoruz. 4 zincir hemen kapatıyorum tomurcuğumu ve şimdi arkadaşlar 2 defa tığımı doladım. 3. tığ battıya bakın 1 ve 2 tane atlayıp 3. tığ battıya 2 2 ve 2 yaprağı bu şekilde buraya yatırmış da oluyoruz. Hemen şöyle 3 tane zincirde minik bir buraya tomurcuk yapıyorum. Hem de zincir çektiğim zaman batımı kolay oluyor. Sık iğneden daha rahat oluyor. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, 5.'yi de bir sonrakine kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafına döndüm. Bu 3 zincirli minik pıtırcığın içine girip kapatıyorum. 5 zincir. 2 3 4 ve 5 hemen düz tarafına döndüm. Bu zincirin içine kapatıp çiçeğim için yapacağımız pipirlik için yuva olacak. Şimdi geriye kalan kısma da 8 tane sık iğne dolduralım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 8.'yi de bir sonraki tığ battı. Şöyle boşluktaki 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle 2 tane dal yapıyoruz. Birisi minik, diğeri de böyle pipiriğimizi yapmak için uzun bir dal olacak. Yine 2 tane tığ battı ara mesafesi vereceğiz 3'er zincirde. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapatıp, bakın arkadaşlar, bu şekilde yine ikinci yaprağımızı yaptık. Çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle tülbentin renginden yapmak istedim. Böyle ara ara farklılıklar güzel oluyor. Evet, şimdi pipirikleri de yaparak o modelimizi tamamlayalım. Şöyle turuncu rengini zincir çekerek ipimi tutturdum. İnşallah bu renklerin yanına da turuncu açar, boğmaz tülbent rengimizi. Bu ikinci dalımızın 5 zincirin arasına girip sık iğne ile ipimi buraya sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. Evet, 5 zincirimi çektim. Bu benim ilk kirpiğim olacak. Yuva olarak da sık iğnenin arasını kullanıyorum. Bakın bu şekilde güzel duruyor. Modelimiz hafif bir model. Bu şekilde de minik kirpikleri yaparsak fazla oyalayıcı olmaz. Güzel duruyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle 5 zincir kapatıyorum bu şekilde. Hemen yuvaya bir sık iğne. Bu sık iğne kirpiklerimin yuvası. 3, 4 ve 5 zincir. Sık iğne ile şöyle ara kısmından girip, bakın şöyle tekrar net göstereyim. Girmiş olduğumuz yer sık iğne. Kapattım. Sık iğnemi de yaparken fazla sıktırmıyorum. Bakın şöyle kapatıyorum, hafif yumuşak bir şekilde. 5 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine aynı şekilde şöyle kapattım. Bu benim 4. kirpiğim olacak. Tekrar kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Ve son olarak da sık iğnemi yapıyorum. Bakın başında ve sonunda muhakkak sık iğne yapmadan koparmayın. Bu şekil güzel duruyor. Hemen ipimizi koparalım. Şöyle bakın duruşuna. Çok güzel duruyor dalımızın üzerinde de. Şöyle ipimi tığıma tutturdum. Yine bu ikinci dalın üzerindeki 5 zincirin arasından girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Ve şöyle düzeltelim. Evet. Yuvaya giriyorum. Sık iğne. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum ve tekrar yuvadan bir sık iğne alıp sabitledim. 5 zincir, bakın aradaki sık iğnenin içine girip şöyle göstereyim net. Sık iğne yaptık ya, buraya arasındaki kısma girersek açılıyor. Evet, zor bir şey değil de yine de şöyle net gözüksün, görün istiyorum arkadaşlar. Tane tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen kapatıyorum ve sabitliyorum. Yine bir sık iğne. Bir sık iğne, 5 zincir. Bu şekilde kirpiklerimizi yapıyoruz. Ve yine kapattım. Son olarak da sık iğnemi yapıp şöyle bir zinciri de üzerine çekip koparalım. Sık iğnesiz ve zincirsiz asla koparmıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Hemen temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz modelimiz bakın bu şekilde oldu. Şöyle turuncu rengi acaba pembe ve beyazın yanına olur mu diye düşünerek yaptım ama güzel açtı sanki. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben tülbenti yapmaktan en çok arkadaşlar böyle renklere karar vermesi beni yoruyor. Hani tülbenti bir oyaya karar, hangi modele karar verirsen, hangi renklerle yapacaksan rahatlıkla oturup böyle sakin kafayla yapıyorsun. Ama bunun renk onu açar mı, o onu boğar mı, o ona güzel olur mu, bu renk bu petrole gider mi düşünmekten gerçekten zor oluyor. Yani yapımından renklere karar vermesi daha zor oluyor. Modelimiz bu şekilde. Şöyle bir de tülbentin üzerinde koyayım, daha güzel olur sanki. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.